Uzun Ot Aksesuar'dan iyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce tanıttığımız Photon Ultimate 4 Plus ampullerimizde yüksek ışık verdiği için bazı %10 %20 araçlarda arıza yakabiliyor. Yani ışığı yüksek çektiği ışığı yüksek verdiği için elektriği yüksek çekiyor. Bazı araçlarda, her araçta değil, bazı araçlarda arıza yakabiliyor arkadaşlar. Mesela benim araçta yaktı arkadaşlar. Bunun için de Photon Türkiye IQ Elektronik Bayram Bey'e telefon açmış, görüşmüş. Bayram Bey demiş, biz ışığımızı düşürmek istemiyoruz. Işığımızı yüksek bir şekilde Türkiye'ye satmak istiyoruz. Buna bir çözüm bulabilir miyiz demiş arkadaşlar. Bunun üzerine Bayram Bey de elektrik destekli, akü destekli elektronik arıza kesici üretmiş arkadaşlar. Çok başarılı. Daha önce denedik, test ettik. Bazı araçlara taktık. Gayet başarılı arkadaşlar. Arabanızdaki arızayı kestiği gibi hafif böyle dalgalanmaları da götürüyor. Ve ampulünüzün ömrünü 2 katına 3 katına uzatıyor. Ve aynı zamanda uygulamalı test yapacağız. Kapatacağım, açacağım. Işığın farkını göreceksiniz. Bunu taktıktan sonra ışıkta acayip bir şiddetlenme oluyor arkadaşlar. Çok mükemmel bir şekilde. Çünkü ışığa düz kaliteli bir elektrik geliyor. Aküden direkt gelmiş gibi geliyor elektrik. Beyinden değil de aküden gelmiş gibi geliyor. O yüzden gayet ışığınız güçlü bir şekilde aydınlanıyor arkadaşlar. Ve bu aracınızın aküsünde kaçak olayını yapmıyor arkadaşlar. Herhangi bir aracınızın beynine zararı yok. Siz ampulü açtığınız anda bu tetik yoluyla devreye giriyor. Geri kapattığınızda tetik yoluyla devreden çıkıyor. Boş bir kablo gibi duruyor yani arabanızda. Herhangi bir akım çekimine, akü bitirmesine neden olmuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu deneyeceğiz. Bundan önce benim birkaç tane daha test ettiğim ve bu arızaları giderdiğim ürünler var arkadaşlar. Kondansatör. Ben uzunlarıma kondansatör takıyorum. Kondansatör ne yapıyor? Arıza yakıyorsa arızayı gideriyor. Benimkinde arıza yakmıyor şu anda ampulüm mesela. Ultimate takılı. Arıza yakmıyor arkadaşlar. Benim araçta ne yapıyor? Hafif lipirdeme var. O lipirdemeyi kesiyor. Düz bir elektrik veriyor. Elektriği destekliyor. Lipirdemeyi kesiyor. Bunu nasıl takıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bunu eksi ucu, kısa olan ucu eksi tarafa getiriyoruz. Bunları böyle büküyoruz arkadaşlar. Bunları bu şekilde büküyoruz. Burayı eksi tarafa getiriyorum arkadaşlar. Bakın mesela çift kablo eksidir. Bunu yanlış takmayın. Yanlış takarsanız kondansatör araya gider. Bozulur yani arkadaşlar. Aracınıza bir zarar vermez. Eksi tarafına yine eksiye eksiye takarak bunu bu şekilde montajını yaparak bu şekilde de bantlıyoruz arkadaşlar bunu. Olay bitti. Uzunlarıma bunu kullanıyorum. Bir diğer kullanacağınız ürün de yine Bayram Bey satıyor bu ürünleri. IQ Elektronik. Budur arkadaşlar. Bunda da basittir çözüm yani. Artı tarafını artıya, eksi tarafını eksiye getirerek aracınıza uyguluyorsunuz. Herhangi bir delme, kesme işlemi yapmadan arkadaşlar. Bunun da uygulaması basit. Şimdi asıl meselemize gelelim. Asıl ürünümüze gelelim arkadaşlar. Asıl ürünümüz IQ Elektronik akü destekli arıza giderici arkadaşlar. Bunu bu şekilde soket üste gelecek, tırnağı üste gelecek şekilde takıyoruz arkadaşlar. Artı tarafını artı kutup başına takıyoruz. Eksi tarafını eksi kutup başına takıyoruz arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz nokta bunda arkadaşlar uzun olan kabloğumuzu diğer taraf elektriğimize götürüyoruz. Diğer taraf ampulümüze götürüyoruz. Kısa tarafı bu tarafta kullanıyoruz. Bunda dikkat edeceğimiz nokta artık şimdi artı eksiği bağladık ya arkadaşlar. Bunda dikkat edeceğimiz nokta burada artı eksiği düz bağlamamız. Artı hangi tarafsa arkadaşlar artı eksiği o tarafa bağlayacağız. Mesela bunda artı diğer tarafmış. Yani şöyle çevirince benden taraf oluyor. Bunu söktük arkadaşlar. Artı tarafa yani benden tarafa
yeşil olan, renkli olan tarafı. Arkadaşlar bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Yani şase her zaman ya kahverengidir ya siyahtır. Birçok araçta. Artı tarafı benim tarafa getiriyorum arkadaşlar. Yine bunda da eksi siyahtır. Artı mavi yapmış arkadaşlarımız. Artı tarafı artıya, eksi tarafı eksiye takıyoruz. Bu şekilde. Şimdi aynı işlemi diğer tarafa da yapacağız. Ve paketimizi sarıp uygulamamıza başlayacağız. On off yaparak arkadaşlar test edeceğiz. Titremesini, arızasını test edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cihazımızın bağlantısını yaptık. Aynı şekilde diğer tarafa da bağlantımızı yaptık. Şimdi videomuza pek yansımıyor ama bayağı bir lipirdeme var şu anda arkadaşlar. Böyle gidip gidip geliyor. Lipirdemeler var arkadaşlar. Yani şu anda zannedersem yansıyor videoya. Şimdi arkadaşlar bunun burada on off düğmesi var. Şu an off'ta arkadaşlar. Bakın ışığa bakın arkadaşlar. Hem lipir diyor hem de şu an yani kesik kesik verdiği için elektriği gayet düşük. Şu an açıyorum. Açtım ve ışık düzeldi. Yani şu an lipirdeme gitti ve mükemmel bir ışık verdi arkadaşlar şu anda. Muhteşem bir ışık verdi araca. Kapatayım tekrardan. Bakın arkadaşlar. Işıkla hem kısılma oldu hem de şu anda ışıkla titreme var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şu an tekrar açıyorum. Bunu ister açık bırakın ister kapalı bırakın. Kapalı bıraktığınızda bunu hiç takmamış gibi araba işlem görür, ampul işlem görür. Arkadaşlar şimdi buraları bir toplayalım ve ondan sonra tekrardan testimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar iş yaparken biraz temiz yapalım, düzgün yapalım. Bura aracın herhangi bir yerine değdiği zaman şase yapar. Buraları lütfen kapatalım arkadaşlar. Buraları gerekirse bu şekilde de kapatalım. Şimdi şurayı kapatalım arkadaşlar. Yani iş yaparken biraz temiz yapalım. 5 dakika geç olsun arkadaşlar. Ve bunu boşta bırakmayın. Salkım saçak bırakmayın arkadaşlar. Bunu bu şekilde bantlayarak sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Tesisatımızı çektik. Kaplamamızı yaptık. Arkadaşlar işçilikten kaçmayın. Lütfen 5 dakika 10 dakika gerekirse yarım saat 1 saat geç olsun ama temiz olsun. Kabloları alttan geçirdik. Kablolar şu anda şu altta gözükmüyor ama altta arkadaşlar. Alttan geçirdik kablolarımızı. Şu an şu takip ettiğimiz kablo. Yani herhangi bir yerde buradan bakmayla göremezsiniz arkadaşlar. Gözükmüyor. Yani güzel bir işçilik oldu. Buradan geçirdik arkadaşlar. Modülümüzü de buraya bıraktık. Dilerseniz bazı araçlarda modülü ampulün farın içine sokabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım gerekirse farın içine yerleştireceğim. Şimdi arkadaşlar şu an ampulümüz titriyor görüyorsunuz. Ampulümüz şu an titriyor. Şu an açıyorum. Modülü açtım. Hem ışığımız güçlendi arkadaşlar. Hem de titrememiz gitti. Uzun Oto Aksesuar'dan herkese iyi akşamlar. Başarılar. Arkadaşlar dediğim gibi temiz işçilik bir saat geç olsun yarım saat geç olsun arkadaşlar. Tekrardan bir test yapalım videoyu sonlandırmadan önce arkadaşlar. Şimdi modülü kapatıyorum arkadaşlar buradan. Açma kapama yerinden. Buradan yani kapatıyorum arkadaşlar modülü. Şu an kapattığım titremeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Titremeyi şu an görüyorsunuz. Bakın şimdi açacağım. Hem ışık güçlenecek, düz bir elektrik gelecek. Hem de titreme gidecek. Tabi arızaları hiç saymıyorum. Arızalar bu modülle arıza yani sıfır oluyor. Arızanız tarihe karışıyor. Şu an açtım. Görüyorsunuz. Hem ışık kuvvetleniyor arkadaşlar. Hem de dalgalanma gidiyor. Kapatayım. Görüyorsunuz şu an araba çalışırken ama genelde çalışırken dalgalanma yapıyor çünkü. Şu an tekrardan modülümüzü açıyorum ve görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ampulü dalgalandırmadığı için ampulün ömrünü 2 katına 3 katına çıkartıyor arkadaşlar. Ampule de faydası var. Kapattım.
açtım. Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Karşıya vurduğu fark da bariz belli. Titremesi de belli arkadaşlar. Ve ışığın kalitesi de belli arkadaşlar. Uzun Otu Aksesuar Elbistan'dan herkese iyi akşamlar. İyi hafta sonları. Herkese iyi günler arkadaşlar.